Herkese merhaba. Bugün çok çok önemli bir gün benim için. Çünkü kalıcı dudak renklendirmeyi yaptıracağım. İnanın çok heyecanlıyım. Hem acısını düşünüyorum, hem parasını düşünüyorum. Hem de güzelliğini düşünüyorum yani. O yüzden benim için çok çok güzel bir işlem. Ama biraz da korkuyorum işin açıkçası. 3 yıl önce yaptırmıştım neredeyse. Gerçekten 3 yıl boyunca çok konforluydu. Her yere ruhsuz gidebiliyordum. Bunun özgüveni gerçekten paha biçilemez bence. Tekrar bu işlemi yaptıracağım. Rengini yine aynı yaptırmak istiyorum. Bordoya yakın yaptırmak istiyorum. Çok güzel olmuştu çünkü. Doğal ton oluyor. Yani kırmızı tonlar olunca doğal oluyor. Onun dışında dudağınızın her yeri acımıyor. Onu belirteyim. Mesela şu alt kısım neredeyse hiç acımıyor. Uyuşturuyorlar zaten. Sadece şu orta kısım, içe doğru olan kısım gerçekten acıyor. Ama bunu bir kere çekeceksiniz. Yani 3-4 yıl, belki de 5 yıl rahat edeceksiniz. Bence bu şekilde düşünürseniz eğer, bu acıyı biraz daha bastırıyor. Ama inanın bu işlem bir bayanın özgüvenini yükselten bir işlem. Güzelliği düşündüğüm için ya diyorum, dudaklarım şimdi çok güzel olacak. İşte markete inerken ruhsuz dudaklarla inmeyeceğim. İşte spora giderken dudaklarım beyaz değil, özgüvenim yüksek, sporumu yapacağım. Denize havuza rahat bir şekilde gireceğim. Yani bu olaylar zaten beni yaptırmaya itiyor. O yüzden sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Benim yaptırdığım yerin Instagram adresini size vereyim. Siz bir inceleyin. Çünkü yapan kişi gerçekten çok tecrübeli ve bir sürü dudak yapmış. Zaten en önemli kısmı da bu. Her yeri yaptırırsanız merdiven altı dediğimiz yerlere veya ne bileyim çok güzel yapıyor görünebilir ama bakarsınız ki dudak çerçevenizi yamuk yapmış. Dudağımı eski halini de göstermek istiyorum. Çok çok beyazdı. Yani benim dudağım kesinlikle yaptırılmalıydı. Ya, iyi ki yaptırmışım. Ya, hala bu arada pembe. Şimdi size göstereceğim birazdan. Hala pembeliği gitmedi. Ya belki 5 yıl, belki 6 yıl bu şekilde pembeliği devam edecek ama ben biraz artık çok açıldığı için rengi bunu yaptırmaya karar verdim. Dudaklarımın rengi bu şekilde. Hala çok güzel. Hani ben yaptırmasam 2 yıl daha yaptırmam yani aslında. Ama ne bileyim, ne gerek var şimdi, rusturuyorum yine. Hala başladım rusturmaya. Eskisi gibi değil ama yani yine de sürüyorum yani. Ben şimdi çıkıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İşlemlerde görüşürüz. Dudağım yapılırken çekeceğim. Hadi şimdi işleme geçelim. Şu anda çok az kaldı gelmeme. Gerçekten heyecanlıyım. O kadar trafik vardı ki zor geldim. Biraz randevuma geç kaldım maalesef. Bir yarım saat kadar. İnanılmaz bir trafik vardı. Bir yandan da çekeceğim acıyı düşünüyorum. Neyse, şimdi giriş yapacağız. Tam İncirli'de. Of, heyecanlıyım ya. Neyse, geldik şu anda. Giriş yapıyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkürler, siz? Ben de iyiyim. Dudaklar nasıl? Gayet iyi. Şu an çok heyecanlıyım. Umarım rengi güzel olacak. Her zaman gibi biliyorsunuz, daha önce yaptığımız gibi zaten. Memnun kalmıştım zaten daha öncesinde. Çok memnun kaldım. 3 yıla yakın kullandım. Çok konforluydu benim için. Yani 1-2 yıl kadar rüstürmedim. Daha sonra tabii. Renk azaldı. Renk azalınca biraz destekledim bu şekilde. Şimdi tekrar yerine koyacağız. Bakalım. Ruju silelim. Şu anda 3 yıl önce yaptığım bir dudak renklendirme işlemini size gösteriyorum. Danışanım tazelemeye geldi. Dudakları tekrar yapacağız. Hala renk mevcut. Ama birazcık solma olduğu için şimdi daha canlandırma işlemi gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi modellerimizi bitirdik. Siz de bakarsınız. Eğer uygunsa işleme geçeriz. Çok beğenmiştim o yaptığım rengi. Koyu bordo değil mi Gözden? Evet. Koyu bordo.
Ona yapmaya karar verdik. Dudak kontürlemem bu şekilde. Yaklaşık kaç dakika sürdü peki? Modelleme mi? Evet. 15 dakika. 15 dakika. Ama gayet güzel oldu. Taşmaması çok önemli. O yüzden her yerde yaptıramazsınız. Gayet güzel oldu bence. O zaman başlayalım. Başlayalım. Şu anda yarası oldu, gayet iyiyim. Herhangi bir acı hissetmedim. Sanırım şuralarım biraz acıyordu Gözde Hanım, yoksa... Evet, kalp kısmı biraz hassas olduğu için o noktalar biraz acır. Şu zamana kadar bir acı çekmedim, gayet iyiydi. Bu şekilde. Gözde Hanım, şöyle, dudak işlemi bittikten sonra nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle onları öğrenmek istiyorum. Nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle birkaç gün sıvı ile temasını aza indirgemenizi istiyoruz. Hı hı. Çok fazla sıvı şeylerle temas ettirmiyoruz. Sıvı içeceksek, tüketeceksek mutlaka pipet yardımıyla içiyoruz. Hı hı. İlk gün sadece nemli bir pamukla saat başı silme işlemi yapıyoruz. Hı hı. 3. 4. gün çok hafif nemlendirme yapabilirsiniz. Hı-hı. Onun haricinde çok yapmanız gereken bir bakım yok. Hı-hı. Kendi kendine zaten iyileşiyor. Çok hafif bir deri soyulması gibi kabuklanma mevcut oluyor işlemden sonra. Hı-hı. Bu kabuklar 3-4 gün içerisinde kendiliğinden dökülüyor. Döküldüğü zaman rengimiz açılıp doğallaşıyor. Anladım. Tamam. Yani kendimiz kopartmamamız lazım değil mi? Evet, kabukları kendiniz koparmayacaksınız. Kendi kendine düşecek. Tamam. Onun haricinde renk olarak ne önerirsiniz peki? Daha hangi tonlar doğal mesela? Yani doğallık diyorsak nude pembeler, nude şeftaliler, toprak tonları en doğal duranlar. Onun haricinde canlı şeftaliler, kırmızılar ve bordolar kullanılabilir. Kişinin burada tercihi tabii ki bizim için önemli ama dudağın kendi rengi de çok önemli. Dudağın alt yapısı da çok önemli. Bu sizin yaptığınız make-up gibi, dışarıdan sürdüğünüz ruj gibi bir şey değil. Cildin altına verdiğimiz için kendi dudak tonunuzla birleşip bir renk ortaya çıkartıyor. Kendi cilt tonunuz ne kadar dudağınız sıcak alt tonluysa ona göre bir rengi belirlememiz gerekir. Soğuk alt tonluysa ona göre bir renk seçmemiz gerekir. Bunu zaten kişi geldiğinde beraber konuşup karar veriyoruz. Anladım. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Yarısı bitti. Şükürler olsun. Çok az kaldı inşallah ama alt dudak daha zor geçer bence değil mi Gözde Hanım? Yok, alt dudak daha kolay oluyor. İnşallah, hadi bakalım. Randevu oluşturmak gerçekten çok zor. Bütün randevularınız dolu. Bilmiyorum yani. Evet, biraz. Gelmek isteyenler nasıl gelecek? Yani biraz önceden arayacaklar. Hani hemen ertesi güne ya da o haftaya çok fazla mümkün olmuyor randevu vermem. Hı hı. Yoğun oluyorum. Ne kadar erken ararlarsa o kadar hızlı tarih bulabilirler. En favori işlemler neler Gözde Hanım? En çok yaptığınız favori işlemler? Yani en favori işlemler şu an dudak renklendirme, klasik eyeliner, lip liner işlemleri. Gözün alt kirpik dibine çektiğimiz alt liner işlemi şu anda çok popüler. Kaş
Yine çok fazla tercih ediliyor ama artık kaşını yaptırmayan insan neredeyse kalmadı diyebilirim. O yüzden dudak renklendirme ve eyeliner şu an en favori işlemlerden. Anladım. Kişiler her gün makyaj yapmak durumunda olduğu için işe giderken vesaire ya da özellikle çocuklu bayanlar sürekli makyaj yapmaya vakit bulamıyorlar. Evet. Aynı zamanda bu işlemler çok doğal olarak doğal tonlarda da yapılabilir. Dolayısıyla herkesinden bayana hitap ediyor. Çok doğalcılara da, belirgin isteyenlere de hitap eden işlemler. Kolaylık sağlıyor günlük hayatta. Katılıyorum ya, ben çok konforluydu yani benim için. Hani sürekli ruj sürmek durumunda kalmıyorsunuz, tazelemek durumunda kalmıyorsunuz. Yemek esnasında rujum çıktı mı, tazeleyeyim derdiniz olmuyor. Sadece ruj olarak düşünmeyelim. Çok doğal tonlarda çalıştığımız için kendi dudağımızın rengiymiş gibi bir renk. Şeftali tonları var, pastel tonları da var değil mi? Evet. Her rengi yapabiliriz. Yarısı bitti dudaklarımın. Evet, işlemimizi bitirdik biz zamanı. Bakalım nasıl olmuş? Evet, bakalım şu anda. Ay, çok güzel olmuş. Bayıldım. Kusursuz görünüyor. Güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık ya, çok güzel. Çok bayıldım yani. Ay, mükemmel olmuş gerçekten. Güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz bu videoyu izlediğinizde büyük bir ihtimalle benim dudaklarım ördek gibi şişmiş olacak ve bitişi yapamayacaktım. Ama siz gördünüz rengini. O yüzden beğenip lütfen abone olmayı unutmayın. Hem kendim için hem sizler için bu videoyu çektim, yararlı olması açısından. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.